Selam takipçi dostlarımız ve tüm doğa severler. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Fil üretimi sırasında bazı ufak tefek hatalar yapabiliyoruz. Yani bunları iş kazaları diyebiliriz. Bunların bazıları ölümcül olabiliyor. Bazıları da bir şekilde bir takım müdahaleler yaparak bunları rahatlıkla ortadan kaldırabileceğimiz sorunlar oluyor. Özellikle evinde fidi yetiştirmeye çalışanlar için en büyük sıkıntılardan biri ışık düzeyinin çok fazla olmaması nedeniyle fidelerin boya gitmesidir. Ancak fidelerin boya gitmesi sadece ışıktan dolayı değildir. Aslında ışık yetersizdir, siz fazla suluyorsunuzdur, fazla suladığınız zaman toprağın içerisine gübre koyduysanız bu gübre suyun etkisiyle birlikte hızlı çözünmüştür ve bitki bir taraftan ışık yetersizliği, bir taraftan fazla su nedeniyle boya gitmeye başlayacaktır. Bu ufak tefek hataları tolere edebileceğimiz bir takım uygulamalar var tabi. Ancak istemediğimiz şekilde boya giden ve yana yatan fidelere verilen bir takım tavsiyeler aslında ölümcül hataları da peşinden getirebilecek tavsiyeler olabilir. Bunların en yaygını boya kaçan fidelerin dibine toprak konulmasını tavsiye edilmesidir. Fidelerin diplerine toprak doldurma işlemi hiçbir zaman gerçek yapraklarını çıkartmadan yapmayın. 4-5 yaprak çıkardığı zaman topraktan gelebilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı savunma mekanizmasını güçlendirmiş olur. Ancak da kotilidon yaprakları dediğimiz veya biz onu yalancı yapraklar dediğimiz yaprakların çıktığı dönemlerde boya gitmeye başlıyorsa kesinlikle diplerine toprak doldurmak gibi bir hataya düşmeyin. Böyle bir durumda yapabileceğiniz en güzel şey bir an önce bunları yoğun bir ışık altında tutmaya çalışmaktır. Bu arada sulamayı da mümkün olduğunca aşağı çekersiniz ve fideleriniz güçlenmeye başlar. Gövdeleri kuvvetlenmeden sakın bunların diplerine toprak doldurmaya kalkmayın. Fidelerin dibine toprak dolduruyorsanız fideler üretimiyle ilgili hatalar yapıyorsunuz demektir. Bu hataları bir an önce ortadan kaldıracak çözümler bulmaya çalışın. Madem ki fidelerimizi kendimiz yetiştireceğiz, bunun için de bazı önlemler almak zorundayız. Fidelerimizi sıcak ortamda tutmak zorunda olduğumuz kadar bir de ışığı yoğun bir şekilde alabilecekleri ortam oluşturmak zorundayız. Bunun için yapabileceğiniz bütçenizin el verdiği oranda bir sera ortamı oluşturmaktır. Sera derken aklınıza çok maliyetli işler gelmesin. Bir plastik meyve kasasının üzerine streç film sarmak bile bir sera ortamı yaratmak demektir. Bütçenizin el verdiği oranda çok kapsamlı seralar da yapabilirsiniz. Yok bütçem kısıtlı, daha düşük maliyetli bir iş ortaya çıkartmam gerekiyor derseniz de alırsınız su borularını, toprağa sokarsınız, üzerine de naylon gerersiniz, alın size işte bir sera ortamı. Burada rahatlıkla fidelerinizi geliştirme şansınız var. Ancak donların düşeceği zamanları iyi takip edin, fideler dona dayanamaz, bunları içeriye alırsınız. Don tehlikesi geçtikten sonra tekrardan bu seranın içerisinde devam edebilirsiniz. Bu tarz ufak tefek müdahalelerle durumu kurtardığınızı zannedebilirsiniz. Ancak bu sorunlar 4 ay, 5 ay sonra karşınıza çıkacak ve belki de çok büyük bir sorun oluşturup fidenizin ölmesine veya verimin düşük olmasına neden olacak. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.